Onu da kendin çıkar. Ergün gel diyorum, çok fena alacak. Ben yarı kazak bir erkek. Kadın kısmı rahat alıştırılmaz. Alçak görürsün sen. Bir kere bana karşı nazik ol. Hı? Hmm. Aa, ayıp ama. Rüşvetimi isterim. Defol, ben kendim çıkarırım canım. İyi tamam, çıkar hadi. Hı hı. Ha şöyle, yola gel işte. Hop. Teşekkürler. Taksi babu çekince havası nasıl da kaçıyor. Niye geldiniz başıma? Şu notları bitirmem lazım. Kalk üstünden notların. Sonra yaparsın. Ne oldu? Hadi uzatmayın, ne var? Chester bursu sunuşları. Belli olmuş ha. Kazanamamışım, iyi biliyordum zaten. Mesleki testlerle genel kültür fena geçmemişti ama. Evet, birinden 65, birinden 70 almışsın. İngilizceden kalmışım demek ki. Boşverin, asmayın suratınızı, ben üzülmedim, tam tersi. Şimdi kazansam evde yığınla problem çıkacaktı. İngilizceden kaç bekliyordun? Ne bileyim, aslında 50'yi tutturabilirim gibi gelmişti. Tüh be! Yazık oldu. Kaç almışım onu? Ne yazık ki 60. Aman boşverin. Ne? Kaç? 60. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Kazanamadın dediniz. Onu sen dedin. İnanamıyorum. Acele etme, okyanusun üstünde uçarken inanırsın. Yazın nereye gitmeyi düşünüyorsunuz Gülşen Hanım? Şöyle bir Amerika yapayım diyorum. Gördün mü, duyular işe yaradı. Bu sen. Partim var çocuklar. Yok, biz öylesine konuşuyorduk. Tam zamanında geldiniz. Yani o kadar yoruldum ki çalışmaktan baba. Hadi sen beni biraz gezdir. Ha? Ne iyi olur. Hadi kusura bakmayın çocuklar. Ha, evet, Gülşen bak. Onu da alalım. Hey, hoşçakalın. Hoşçakalın. Birlikte görüşürüz. Hadi görüşürüz. Hadi hoşçakalın. Ay aman vallahi baydınız beni. Biri kızından korkar, öbürü karnındaki çocuğundan. Ay içim sıkıldı. Sıkıcan iyidir derler. E anlattırma bize o zaman, sen anlat. Bazen aynı dünyada mı yaşıyoruz acaba diye merak ediyorum. Çünkü benim yaşadığım dünya çok eğlenceli. Sakın Hamiyet gibi sen de Sirius'lu olmayasın. Yok ben Uranüs'lüyüm. Bakın ben bu hafta ne yaptım? Karl evlenme teklif etti. Ya. Ben de onu hemen bowling oynamaya davet ettim. Maçı kazanırsa onunla evleneceğimi söyledim. Kazandın mı? Hayır. İki sayı farkla yendim oğlu. Beni kaybetti. Ama çok eğlendik, çok. Ay ya kazansaydı? Evlenirdim, ne olacak? Sen bir çılgınsın biliyorsun değil mi? Pardon. Neyse, sonra organizasyonunu yaptığım bir toplantıda konuşmam istendi. Ne güzel. Efendim? Nesi güzel? Sıkıcı insanlar, bir yaşında. Şehnaz, nasılsın? Diyecektim. Eğer çalışmanız bittiyse bu öğlen birlikte yemek yiyelim. Özledim seni. Ziya, ben de seninle yemek yemek isterdim ama benim çok işim var. Bitti. Çok işim yok da, Nilgün bende. Çıkıyorum ben şimdi. O da çıkıyormuş zaten. Peki geliyorum, görüşürüz. Aferin minnoş, adam oluyorsun. Yemek teklifi kaçırılır mı hiç? Sen gitme, sen yiyecek elbet biriyle. Ama şarttı sanki. Şimdi işin yoksa giyin, süslen, tak. Eğlenmek için zahmete değer. Aman hiç eğlenecek halim yok. Eğlenecek bir şey de yok zaten. Bakın minnoşlar, hayatınızı uçan balonlara bağlarsanız onlarla beraber uçar eğlenirsiniz. Dünya yukarıdan çok güzel gözükür insana. Ama hayatınızı ağır bir taşa bağlarsanız yerinizden kıpırdayamazsınız. Canınız sıkılır. Tercih sizin. O kadar balonu nereden bulacağım? Beni çekmez ki. Gel sana geçelim de anlatırım ben. Hoşça kal Kadriye. Güle güle. Hadi. Canım öpüyorum. Hoşça kal minnoşum. Günaydın.
Yemek hazır mı? Ay Ergün, ödümü patlattın. Baksana zaten beceremedim. Alt tarafı bir omlet ya. Yani kolay diye istedim. Ne bileyim beceremeyeceğini. Hem yandı da. Olsun, ben yanmışını severim zaten. Bak bakalım beğenecek misin? Tanrım, midem zehirlendim, ölüyorum, hatta öldüm bile. Bırak! Kendin yapsaydın o zaman. Şaka yaptım, şaka. Çok güzel olmuş. Pis yalancı. Canım, ellerine sağlık. Berbat oldu değil mi? Sen yaptın ya. Ya, gel bırak! Gel bakalım. Ruşen, bu evde senin sesini duymak çok güzel. Sen güzelsin. Her şey çok güzel. İkimiz bu evde çok mutlu olacağız. Seviyorum seni. İş ilerlettin sen her gün. Aha, fark eder mi? Evleneceğiz nasıl olsa. Karım olacaksın. İyi de... Beni sevmiyor musun yoksa? Seviyorum her gün. Seninle hayatı paylaşacağız. Her şeyi. İkimiz. Sen ve ben. Annemin yumuşadığına Nurşen de sevinecek. Üçümüz oturup konuşalım da akşam için size taktik vereyim biraz. Tamam. İyi olur. Nurşen'in dilinin ayarı yoktur. Kaş yapayım derken göz çıkarır. Bir çuval incir berbat olur. Merhaba. Arzu? Aa, merhaba Nurşen. Merhaba, merhaba Metin, baba. Merhaba. Merhaba çocuklar. Merhaba. Biz Nurşen'i arıyoruz. Ergün'e çıktılar, hocaları gelmedi bugün. Dönmeyecekler mi? Yok, dönmezler, Ergün'deler. Nasıl yani şimdi? Aa, hadi baba, görüşürüz çocuklar. Güle güle. Ne işleri var Ergün'ün evinde? Baba tamam, konuşmaya ihtiyaçları vardır. Konuşuyorlardır. Öyle ya tabii. Konuşacaklar tabii. Herhalde konuşacak çok şeyleri vardır. Sabah sabah eve kapandıklarına göre. Canım sinemaya falan gitmişlerdir babacığım. Evet doğru, sinemaya falan giderler. Gülşen. Tamam, telefon edelim. Açılmıyor. Ben dedim sana. Tamam, belli ki geziyorlar. Oho, iyi tamam. Geçsinler çocuklar. Akşam nasıl olsa annemlere gelecek. Ben ona durumu anlatırım. Daha sonra kulağından tutup eve götürürüm. Önce annemden özür dileriz. Sonra sen bizi yemeğe götürürsün. Tamam? Peki, anlaştık. Hadi. Duane. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz Şehnaz Hanım. Hoş bulduk canım. Sizi çok özlüyorum. Ben de sizi. Kadriye Hanım yok mu? Aşağıda. Beraber geldik. Çay içmeye çıktığınız zaman ona da bir tane getirin. Yoksa hamiyetleşiyor. Tamam. Ziya Bey içeride mi? İçeride. Oğuz, kararın beni çok sevindirdi oğlum. Ah, hoş geldin Şehnaz. Merhaba. Seni oğlumla tanıştırayım. Oğuz, Şehnaz Hanım. Sen de hoş geldin oğlum. Oğuz. Şehnaz Hanım benim ortağım ve yakın dostum. Biliyorum. Annem her şeyi anlattı. Az önce geldi. Oğlum kararını vermiş. Benimle kalmak istiyor. Ya ne güzel. Bakalım. Güzel mi değil mi göreceğiz. Oğuz. Ziya ben sana şey demek için uğramıştım. Billur aradı. Direksiyon dersi için ben ona söz vermişim. Tamamen unutmuşum. Ama Şehnaz yemek yiyecektik. Tabii. Kırılmazsan biz bunu erteleyelim. Hem Oğuz da yol yorgunu. Sonra baba oğul konuşacağınız şeyler vardır sizin. Başka zaman çıkarız. Şehnaz ama... Israr etmesene. İstemiyor işte. Evet. Evet, hoşçakalın. Bir dakika Şehnaz. Şehnaz, Oğuz'un kabalığı için çok özür dilerim. Önemli ben... değil Ziya. Ben... Annesinden dolayı bana tepki duyması normal. Bak ben... Onu ben davet etmiştim. Üstelik ilişkimiz gergin. Onu baştan kırmak istemiyorum. Tamam tamam, sen üzme kendini. Görüşürüz hadi. Sağ ol. Ah,
Gidiyor musunuz? Evet. Kolay gelsin. Görüşürüz. Güle güle. Nurşen, iyi misin? Nasıl olmamı isterdin? Mutlu. Şaşkınım Ergün. Ben gidiyorum. Nereye? Renenim nereye? Ben bırakırım. Gel. Zeynep, bir çay daha içer misin? Yok, hayır, sağ ol. Şehnaz, hangi rüzgar attı? Öyle bir uğrayayım dedim. Neyin var senin? Hiç üşüdüm biraz galiba. Isınırsın şimdi. Kızlarla konuştun mu? Gülşen'le konuştum. Akşam eve girecekler, sonra yemeğe çıkarız. Nurşen ne dedi? Nurşen... Bak, gazeteci Nuran'ın getirdiği öğrenci kız. Billur'u bekliyor. Canım. Canım, ne kadar da ürkek. Bu çok korkuyor. Evet, çok çekmiş Şehnaz. Billur ilk defa bir sorumluluk alacak. O ondan daha çok korkuyordur şimdi. Bari bekleyeyim biraz. Hiç değilse Billur'u sakinleştir. Üstünü çıkar. Sağ ol. Versin. Merhaba. Zeynep, Şehnaz Hanım. Sana bir çay getir. Seni küçük aptal. Neden? Sen her şeyi dürüstçe anlattığım için mi aptalım Gülşen? Ne halt ettiğini kafan alıyor mu senin? Ergün'le evleneceğiz biz, tamam mı? Ya. Seni savunmak için buradayım. Annemi senin için kırdım. Ama her şeyi berbat ettin. Çok ileri gittin Nurşen. Artık bu yaptığını savunamam. Çünkü sen benim gibi hata yapmadın Gülşen. İstedin ama yapamadın. Tuttun kendini. Pişmansın gerçi ama olsun. Tayfun seninle evlenmek isteseydi onunla beraber olabilirdin. Tayfun'u karıştırma. Neden karıştırmayacakmışım? Konuşma Nurşen. İşine gelmiyor tabii. Sus! Sevdiğin insanla her şey sonuna dek yaşayamayacak kadar korkaksın sen. Nurşen! Nurşen! Gülşen, ne oluyor? Yok bir şey Rani. Biz büyükler bazen böyle manasız sorular sorarız. Merhaba, iyi akşamlar. Orada oturuyor. İyi ki buradasın. Tamam, korkma. O da korkuyor. Tıpkı senin gibi incitilmiş bir küçük kız. Ve sen artık çiçek bakımını öğrendin. Hadi, unutma. Onu seversen sana çiçek açacak. Merhaba, ben Billur. Ben de Zeynep. Görüşürüz Zeynep. Gelmişler midir? Herhalde. Baksana ışıklar yanıyor. Sen affedecek misin, etmeyecek misin diye heyecanla bekliyorlardır. Ben gelmeyeyim istersen. Yok canım, gel. Madem biz aileyiz, senin yanında da barışırız. Şehnaz, çok üzme çocuk. Karışma. Biraz üzülsünler. Hoş geldiniz. Sen anne. Hoş geldiniz. Merhaba anne. Kardeşin nerede? Gitti.